Nereye gidiyorsun abi? Şimdi dün geceler abi. Uzun süredir yapma şu an. Her yere gidebiliriz. Hiçbir zaman bilmedim zaten de. Hep her seferinde böyle kandırmaya çalışıyorum insanları. Aslında eskiden çok şeydik de şimdi yapmıyoruz falan gibi. Ama ben onu haklı bir şekilde diyebiliyorum. Evet, eskiden çok fazla dışarı çıkıp içiyordum ama artık yapmıyorum. Lisede şey vardı, bana aylık 70, aylık diyorum, haftalık 70 lira veriyorlardı. Ben 90 liralık para harcayıp hepsini içkiye harcıyordum. Evet. Ha, sizin okulda yemek paralı mıydı? Bedava. Bayağı nasıl? Biz yatılıydık çünkü. Biz de yatılıydık da. Abi bizde de mi beleşti lan? Tabii oğlum. İçinde yatılı parasının içinde oluyordu yemek parası. Yalnız bak normalde bedava derim. Kolay lise ve yatılılık olunca direkt beleş çıktı ağzımdan yani. Hiç kullanmadığım bir kelime. Oo beleş mi? Başka bir çocuk var. O da böyle kulak üstü kulaklığı var. Büyük bir tane mi? Otobüsün içi çocuğun kulaklığından bangır bangır geliyor. Ay. Ne olduğumuzu anlamadan çocuk kulaklığı çıkarttı bir an. Abimin kulağına taktı. Böyle yaptı. Kanka dedi biraz dinlesene şunları. Abim ne oldu filan dinlemeden bayağı bildim böyle Metallica'dan filan böyle AC/DC'den böyle metal şarkıları filan dinlemeye başladı. Hard rock, metal filan çalıyor. Bir de böyle yapıyor çocuk. Açıyor. Kanka bu nasıl? Abim filan bak bakayım bu nasıl? Bu nasıl? Bütün playlistini dinletti böyle abime. En sonunda abim çıkarttı kulaklığı filan şey dedi böyle. Güzelmiş güzelmiş dedi. İyi bakalım filan dedi. Abim verdi kulaklığı. Ya dedi işte ben de dedi adamları tutuklarken filan dedi vururken dedi bunları dedi dinliyorum dedi tamam mı? Ondan sonra abim böyle bir pür dikkat kesildi. Ya dedi hiç sorma dedi ya böyle var ya yoku yokunu tutuklamak dedi hiç dedi keyifli olmuyor dedi. İnsanları tutuklarken dedi bu şarkıları filan dinliyorum dedi daha bir relax moda bürünüyorum dedi filan. Abim böyle yaptı. Abi dedi sen polis misin? Yok be kanka bilgisayar oyunundan bahsediyorum. Bilgisayar oyunundan bahsediyorum. Ama abin için sonra, böyle manyak insanlar ekmektir yani tiyatrocu için. Ne bileyim size bu arada Reha'da bizde uyku kalmadı. Ben artık kulaklığı çıkardım. Reha uyandı. Çocuğu dinliyoruz. Sonra çocuk bir anda böyle yaptı. Arkasına döndü. Otobüsün en arkasına seslendi. Anne sence de haklı değil miyim filan diye. O tekli sıralarda Negül teyze çocuktan itibaren 6 koltuk aileymiş. Kardeş, kuzen, anne, abla, enişte filan hepsi bunlardan. Annesi evet evet oğlum çok iyi bilgisayar oynar diyor. Kuzenim çok iyi oynar filan böyle. Muhabbet geçiyor. Tam o arada dedi ki oğlum otobüs fantastik bir hal aldı. Budur yani daha fazlası olmaz. Sonra ön taraftan bir çığlık geldi Nilgün teyze. Yaşlı bir böyle 75'li yaşlarında bir tane teyze çığlık attı. Tabii kadın küfrederek çığlık attı. Dedi ki ben dedi 2 gündür dedi bu otobüsteyim dedi. Daha fazla arkaya gidemem dedi. Nasıl yani? Olay da şöyleymiş. Bu teyze bir gün önce İzmir'den otobüse biniyor. Çanakkale Ezine deyince uyuyakalıyor. Şu posta... posta bunu Edirne alıyor. Allah! Otobüse dinleyen öğrenci adam kadını kaldırıyor. Dedi ki teyze Edirne'ye geldik. Ne Edirne'si diyor. Teyze Edirne işte. Ben diyor Ezine deyince
Ezne mi? Teyze diyor, Ezne'ye geçeli 500 kilometre oldu diyor. Ne Eznesi? Aman. Kadın çıldırıyor. Hostu dövüyor orada otogarda, Edirne otogarda. Bunu indirmeye çalışıyorlar. Kadın valizini alıyor eline, böyle içeride sallıyor. Kim gelirse inmiyor. Ondan sonra öyle ya. Saldırıyor öyle böyle yani. Kim gelirse. Ezindir demiş. Diyor ki tamam lanet olsun teyze diyor. Araba diyor 6 saat sonra yola çıkacak. Tekrar diyor İzmir'e geri dönecek. Giderken diyor çan Ezne diye inersin diyor. Tamam diyor. Kadın otobüsün içinde oturuyor 6 saat boyunca. O kadar yolun sene inmiyor. İnmiyor ve en ön koltukta oturuyor Nigün teyze. Biz otobüse biniyoruz. Herkes diyor ki teyze burası benim yerim. Kadın bir arkaya geçiyor. Teyze burası benim yerim. Tam böyle 5. sırada bizim böyle 5-6 koltuk önümüzde böyle Nilgün teyze kadın bir yerde oturuyor. Yolda böyle Tekirdağ taraflarında bir yerde dinlenme tesisindeymiş oranın o koltuğun sahipleri. Onlar binerken kadın bunlara bir küfür ediyor böyle. Bunları en arkaya gönderiyor. Ben diyor daha fazla arkaya gitmem. Nilgün teyze kadın çığlık atınca aradan böyle bir yarım saat falan geçiyor. Şoför şey diyor, teyze iyisin bana hadi beleş ediyor Edirne turu da attım. Biz tabi yine her şeyi çok normal bekliyoruz ne gündüzde. Çünkü otobüs İzmir'e gidiyor ya. Ben İzmir'de abilerden ayrılacağım otogarda. Efes'e geçeceğim, onlar da Urla'ya geçecek. Hop, Urla Valiliğinden mesaj geldi. Şey, Urla Kaymakamlığından mesaj geldi. İşte şey, Suruç olaylarından dolayı festival, Urla'daki festival iptal oldu diye. Öyle bir şey var. Suruç'ta patlamıyor. Tabii abimler orada bir kalp krizi geçiriyor. Aha çünkü oraya gidecekler ama şey 3 gün orada kamp var. 3 gün festival var orada. 3 gün boyunca orada kamp açacaklar. Sonra Mordor'a geçecekler. Orası festival iptal olunca 3 gün nerede kalacaklar? Başka paraları da yok yanlarında. Ben de lahmacun çekmek üzere geldim. Ben de dedim ki neyse bari durmayalım şey. Benimle beraber dedim Efes'e gelirsiniz. Zaten dedim ben kalacak yerimi falan ayırtırdım. Hayatta pansiyonu. Böyle bir şey duymadım yani. Ben pansiyonu... Ben şöyle bir şey duymuştum. Alaçatı çok pahalıymış. İşte 60 liraya lahmacun yiyorlarmış. Ama Milas yani çok tuhaf bir durum. Yine ucuz olmuş yani ben... bizim o. Milas bile zeytin bir kuyu yani. Ben böyle pansiyon falan zaten böyle bir ay öncesinden ayarlattırmıştım Nilgün teyze. Dedim ki hadi bari beraber gelin. Hadi hem bir Selçuk gezmiş olsunuz. Hatta dedim belki uçakta yer falan varsa beraber atlayış yaparız. Gidelim 2-3 gün benimle beraber takılırsınız. İyi tamam öyle oldu. Otogara yarım saat kala şeyden atlayış merkezinden mesaj geldi. Fırtınadan dolayı bir hafta bütün atlayışa iptal oldu. Ben de kaldım Nilgün teyze. Her şey ters gidiyor. Bunlar geldiklerinde sonra zaten artık gece oldu. Hani gece saat 2 ya da 3 filan otogara vardık. Otogara varmamıza yarım saat var. Benim de İzmir'de arkadaşlarım var paraşütten dolayı. Onları arıyorum. Bir tane arkadaşım aradım dedim ki bak böyle böyle bir durum var. Tamam dedi kanki siz dedi otogara gelin inin servise binin Hatay 3 yolda inin dedi. Ben dedi sizi oradan alacağım. Gelince beni ara. Tamam. Çocukla 5 dakikada bir konuşuyoruz. Servise bindik otogar dedim. Servise bindik Hatay 3 yolda indik. Durağa oturduk çocuğu arıyorum. Çalıyor açmıyor. Çalıyor açmıyor. Uyuyakalmış Nilgün teyze çocuk bizi beklerken. Yani. Abimle Reha böyle durakta oturuyorlar. Tabii bitkiniz hepimiz. Durakta oturuyorlar. Durağın her yerine sahne meydanın stikerini falan yapıştırmaya başlıyorlar. Nilgün teyze ne oldu biliyor musun? Belediye zabıta mı geldi? Belediyenin temizlik görevlileri geldi böyle yaptı. Yapıştırın tabii ya dedi. Babam mı siliyor lan orayı dedi. Bütün böyle stickerları filan suyla tazikli suyla temizlediler. Bilerek oturma yerini ıslattılar. Oturmayın lan yürüyün gidin başka bir yere dediler. Kovdular bizi bir orada. Yalnız var ya ben orada olsaydım. Ben orada olsaydım bugün başka hiçbir şey yapmazdım. Sonra... Çünkü her şey ters gitmiş baksanıza. Saat olmuş 3-3.30. Abim bana kızmaya başladı. İşte senin arkadaşların hep böyle seninle arkadaşınla filan diye. Bir güzel de ağzını bozdu orada bana. Muğla'ya geleceğiz. Şeye bakıyoruz artık böyle. Kıvılcım'la bir aradılar Reha'ya filan. İlk başta konuştum. Ondan sonra tabi aradan bir gün geçti artık böyle. Instagram'a bakıyoruz. Böyle kediyle fıtığıyla bir fotoğraf atmış. Kıyı kışlacık filan yazıyor. Artık böyle arıyoruz artık. Biz Muğla arabasına bindik. Kıvılcım'ı arıyoruz açmıyor. Çalıyor açmıyor. Şeyde bir önceki gün Bodrum'a gittik Mithat'la. Ertesi gün Mithat'ın akrabaları bilmem ne orada kalacağız. Evet. Şarjım bitmiş gece takmayı unutmuşum. Ha, uyanmadım. Öğlen oldu. 12 bilmem ne.
Biz böyle sadece telefona arıyoruz işte. Biz böyle ne gün teyze, Muğla otobüsündeyiz, arıyoruz böyle kıvılcım açmıyor, çalıyor açmıyor. Rehalar da hep şey, oğlum tamam, çok erken daha, açar, uyanır, açar, uyanır, açar. Saat Nilgün teyze 1 oldu, çalıyor hala açıyor. Biz otogara indik, Milas otogara indik. Kıyı kışlacık arabasına bindik. Ondan sonra araba... Yani, he, biz geliyoruz, kesin geliyoruz tabii canım. Biz Milas'a indik artık, otogardan da kıyı kışlacığa giden arabaya bindik. Böyle ondan sonra arıyoruz hala açmıyor. Ben abime baktım böyle yaptım ama artık ben de sinirlendim. İlerlemeyin artık. Ben de sinirlendim yani. Bak yanımızda o kadar eşya var. Bir de benim paraşütüm falan var yanımda, tamam mı? Bir de ben yanımda paraşütümle geliyorum böyle kolumun altında. Abi dedim. Hani horlanmış bir sinirle geldi derdi. Seninle dedim. Arkadaşınla dedim. Ya şu gerçekten değişmez bir konu. Hayatımda ölene kadar böyle anlatabileceğim bir anı yani. Ve anlatırken güleceğim. Ama o anda gülemiyorsun. Evet. Ay ben suratlarını yani. Mosmor bir vaziyette geldi. Ya bir de yazın ya ortası. Ya adamlar geldiler abi. O suratlar nasıl yere düşmüş. Bir de mesela son gece artık cidden evde uyumak istemiyorum. Balkonda bile yatmak istemiyorum. Üçümüz birden matları çadır falan attık dışarı. Orada uyuduk. Çünkü neden biliyor musun? Basıyorlar artık size yani. Her şey üstünüze üstünüze geçti. Basıyorlar değil. Başımız o kadar badire gelmiş. Saçma sapan bir yerden Reha dedi ki, abi dedi inanmıyorum ama dedi, bize dedi inler cinler mi musallat olduk dedi. Ne oldu dedi. Abim dedi ki, ya dedi Reha dedi saçmalama dedi, tamam mı? Ne dedi in dedi cin dedi. Bu bizim dedi şanssızlığımız demek ki. Oldu bitti filan. Sonra bir durdu abim aradan bir 20 dakika filan geçti böyle yaptı. Ya dedi, haklı olabilir misin acaba dedi, cidden dedi bize dedi musallat olmuş olabilir mi? Bak dedi annem de dedi hep söyle, bize dedi kesin musallat oldular oğlum dedi, tamam mı? Ben diyorum ki ya, oğlum diyorum, hadi diyorum olmuş olsalar bile konuşmanın yeri mi? Saat olmuş gece 12, tamam mı? Zamanı mı yani bu? Hatırlatma diyorsun. Nilgün teyze bir de yattık, şimdi kapı da açık böyle o balkon kapısı açık evin. Abimler içeride yatıyor, ben dışarıda yatıyorum. Böyle tam yatarken içeriden böyle bir ses geldi. Tam böyle sesle uyanacakken böyle üzerimde bir ağırlık, suratımda bir kaşıntı. Fıtı böyle meğerse şey, önce Reha'nın sonra abimin sonra benim üzerime. Seke seke böyle üzerimize geçmiş, tamam mı? Ben direkt böyle yaptım. Yapar. Abi geldiler. Ben böyle bir anda baktım, abi geldiler dedim ama nasıl bir görüntü var biliyor musun? Abimle Reha bir anda yataktan uçmuşlar böyle, balkondalar. Ne oluyor lan? Kim geldi lan? Reha diyor ki abime. Ben farkında değilim tabii, yatağı anlamışım. Reha böyle abime diyor ki, açtın ağzını, abi diyor ki, sen açtın esas ağzını diyor, saçına sakalına bak diyor. Sana geldiler, bana mı geldiler diyor. Ben diyorum ki, sizin yüzünüzden bana da geldiler. Sonra bir baktım böyle, böyle oturmuş, böyle patisini yalı ya. Bir an diye bir ağlıyor oradan, tamam mı? Abi, niye terasta yatmamışsınız? Terasta kedi de biz, gelmezdi bir dövüşüyor. Terasta ya. Aslında çıktık biz. Niye çıkarken baktık? Böyle hatta o merdiven komple işte kitaplar falan doluydu böyle. Terasa baktık, hiçbir şey yoktu orada. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne bileyim, şey biz balkonda uyuyorduk bir de şey yani. Balkonda uyuyorduk. Döşek var, bir tane sezon şey var. Bilmiyorum ama şey, biz hani balkonda yatıyorduk ya. Kedi gelince biz bir anda en yakın yer dışarısı diye herhalde. Bir de abiler zaten hep çadır açacağız mantığıyla geldikleri için. Hadi çadır atmadan dönmeyelim diyerek. Düşün, yanında bildiğin şey yani. İlla bak, sen çadırda yatıyorsun. Hem de tatil köyünde. Ben sizin çadır diye tutturduğunuzu hatırlıyorum. Yani evde yapmayacağız biz. O kadar taşıdık onu. Çadırda yatacağız.